Şimdi bölgeye gideceğiz. Cephe altındaki gelişmeleri okumaya, anlamaya çalışacağız her boyutuyla. Ermenistan sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürürken Türkiye'den de yardım eli uzanmaya devam ediyor. TİKA 40 ton yardım malzemesini Azerbaycan'a ulaştırdı. O noktada bizi haberci arkadaşımız Fatih Avanoz bekliyor. Fatih, bir anda cephe altında gelişmeler, bir anda da yardım eli. Neler aktaracaksın bize her boyutuyla? Nilgün Balkaç, özellikle 27 Eylül'den bu yana kadar Ermeni Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarda 63 sivil yaşamını yitirmiş, 291 sivil de yaralanmıştı. Ve en acısı da 1981 ev kullanılamaz hale gelmişti. Ve o 1981 evde yaşayan aileler de şu an tabii ki evsiz duruma düşmüş durumda maalesef. Ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı bu noktada devreye girdi ve 4 tır hazırladı. İlk etapta 40 ton malzeme, kuru gıdadan ve temel hazır gıdalardan oluşan 40 ton hemen vatandaşların istifadesine sunulması amacıyla kuru gıdalardan oluşan o 40 tonluk yardım malzemesi işte şu anda Bakü'de bulunan TİKA Bakü Koordinatörlüğü'nün hemen önünde. Birazdan Büyükelçimiz Erkan Özeral gelecek ve yine Azerbaycan Cumhuriyeti mülteci ve zorunlu göçmenlerden sorumlu devlet komitesi yetkilileri burada olacak ve burada onlara teslimle birlikte özellikle cephe hattı ve yakınlarında yerleşen sivil yerleşim yerlerine etkilenen, olumsuz etkilenen insanlara yönelik bu yardımlar ve gıda yardımları yine yerlerine ulaştırılacak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Harekatın ilk günlerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı bölgeye 500 ilk yardım yine seti göndermişti acil olarak ve yine bugün de 40 ton yardım malzemesi yine bölgeye sevk ediliyor. Yine Türk Kızılay'ı, yine 4 tır Ankara'dan hareket etmişti. 4 tır dolusu insani yardım malzemesi, içinde ısınma ve gıdadan sağlığa birçok malzeme vardı. Onlar da ulaştırılmıştı cephe hattına. İkinci konvoyda yine İstanbul'dan Kızılay'ın konvoyları hareket etmişti. Ve yine Türk İşbirliği ve Kalkınma ve Koordinasyon Ajansı TİKA'da bu kez yine buradan, başkent Bakü'den cephe hattına 40 ton malzeme, 4 tır dolusu 40 ton temel gıda malzemesini şu an gönderiyor ve 1981 ev kullanılamaz hale gelmişti. 63 vatandaş hayatını kaybetmişti. Sivil yerleşim yerlerine yönelik o saldırılar sonrası yine Türkiye'den çok değerli ve kritik bir yardım gerçekleşiyor. Cephe hattında yaşayan ve saldırılardan olumsuz etkilenen Azerbaycanlılar için, Nilgün Balkaç.